Herkese merhaba. Bugünkü videomda size üzerimdeki bu bluzun yapımını göstereceğim. Yapımı gerçekten çok kolay. Pazardan 5 liraya almıştım bunun kumaşını. Kumaş pazarlarını gezin derim. Umarım videomu keyifle izlersiniz. Bu mavi triko kumaşı parça kumaş şeklinde almıştım ben. Dokusu gerçekten çok güzel. Bu bluzu da kalıp olarak kullanacağım. Yapımına başlayalım. Kumaşımı iki kez ikiye katlayarak seriyorum. Kalıbımı yerleştiriyorum ve alt kısmını katlayarak kısaltıyorum. Bel kısmına daha sonra ekleme yapacağım. Daha sonra dikiş payı vererek kalıbımı kesiyorum. Kalıbı yan kısımlarından biraz daha geniş tuttum. Bu genişliği koltuk altına doğru biraz daha makasla daralttım. Çünkü koltuk altı uzasın, yani kolum bol olsun istemedim. Kol kesimimi çok dikkatli ve kontrollü yapıyorum. Bu kumaşı çizme gibi bir şansım yoktu, o yüzden kalıbı tutarak kestim. Kalıplarımı tamamladım. Bakın, kısalığı bu şekilde duracak. Daha sonra bel ekleyip üstünü büzdüreceğim. Güzel bir görüntü oluşacak. Kumaşımı yine iki kere ikiye katlayıp yerleştirdim. Kol kalıbımı da yine aynı şekilde kısa kesip daha sonra ekleme yapacağım. Balon kollu olması için gördüğünüz biçimde yerleştirmem gerekiyor kalıbımı. Kumaşın katlama yerinde bir bolluk bırakarak o şekilde kesiyorum kalıbımı. Kesim yaparken kayıt durmuş ama nasıl kestiğimi kalıbı kumaştan çekmeden göstermiş bulundum. Zaten bütün videolarımda rutin olarak yapıyoruz bu işlemi. Kumaşı katladığım yerden kesiyorum ve iki parça kol elde etmiş oluyorum. Keskin olan yerlerde birkaç düzeltme işlemi yapıyorum. Kalıpların ölçümlerini alıp ne kadar daha kol bileği kesmem gerektiğini belirliyorum. Ve yine aynı şekilde kumaşımı iki kez ikiye katlayıp yerleştirip kumaşımın desenlerine de dikkat ederek bilek kesimini tamamlıyorum. Dikiş payı vermeden kesiyorum çünkü bileklerime tam yapışsın, biraz dar olsun istiyorum. Bunu yaparken esneme payına dikkat edin. Yani bileğinizden geçebilir derecede olmalı. Ve tamamladım. Böyle görünüyor. Kumaşımın deseni böyle yıldız şeklinde. Bu kumaşın hatası bu yıldız desenlerinin kumaşın ters tarafına basılmış olması ama ben onu da değerlendirip bir tasarım elde ettim. Yıldız desenleri kollarda çok güzel durdu bence. Balon kol görüntüsü kabataslak böyle görünecek. Bel kısmı için de dümdüz belime olacak şekilde bir parça kestim. Birleştirince böyle görünecek. Şimdi yakayı çok azıcık daha oyuyorum. Yakam biraz toplu kapalı dursun istiyorum. Bu tarz kumaşlarda yakalara dikkat edin. Benim bir önceki kazağımda yaka istediğim gibi olmadı. Biraz daha açılmış bulundu. Biraz daha küçük kestiğinizde dikerken esneme payıyla esneyince yaka tam olmuş oluyor. Artık parçaları birleştireceğiz. Omuz kısımlarından iğneleyip dikiyoruz. Şimdi kolları da birleştirip tam bir kol kalıbı elde edeceğiz. Kesim hatalarını düzeltip bol duran parçayla dar duran parçayı birbirlerine birleştiriyorum ve bu birleştirme işlemini bol olan parçayı büzdürerek gerçekleştiriyorum. Diktiğimde görüntüsü bu şekilde olacak. Kolları da halledip geliyorum. Omuzları ve kolları diktim. Böyle görünüyorlar.
Şimdi kolu ve omuzu birleştireceğiz. İlk önce orta noktalardan değil de kenar köşelerden başlıyorum ve orta noktasında fazla gelen kısımları büzdürerek böyle pileli bir görüntü elde etmiş oluyorum. Anlaşılır olması için videonun bu kısmı biraz yavaş akışta oldu. Bakın diktiğimde istediğim görüntü bu şekilde olacak. Kolları da ekleyip geliyorum. Ve tamamladım. Omuzlarından kaldırıp düzenleyip gördüğünüz biçimde kol ve yan kısımlarını birleştiriyorum. Tamamladım. Böyle görünüyor. Şimdi alt kısmını eklemek kaldı. Kestiğim düz parçayı kenarından iğneleyip dikiş yerleri denk gelecek şekilde birleştirmeye başlıyorum. Yine aynı büzdürme işlemlerini yapıyorum aslında. Bol gelen kısımlarını büzdürüp iğneliyorum. Böyle görünecek. Düz parçayı ekleyip kollarını ve yaka kısmını kıvırıp dikip geliyorum. Ve kazağımı tamamladım. Böyle görünüyor. Bu tüylü triko kumaşların dikimi gerçekten çok kolay. Birkaç saatimi aldı bunu dikmek. Bu arada unutmadan da şunu söyleyeyim. Bunu dikerken hep zikzak dikiş kullanacağız. Normal düz dikiş kullandığımızda esneme payı vermemiş oluyoruz. Bu da giyerken trikonun esnememesine ve dikişlerin açılmasına neden olur. Ben pufuduk ve tüylü kumaşları çok seviyorum. O yüzden sıkça karşılaşabilirsiniz benim kanalımda bu tarz dikiş videolarıyla. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada bu videodan ilham alarak eğer bu kazaktan dikerseniz bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.